tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. İkinci bir duyuruya kadar arkadaşım Emre ile birlikte akşam yemeğinde dışarıda Aksaray'da bulunuyorduk. O esnada gözümüz televizyona ilişti orada. Eski adıyla Boğaziçi Köprüsü'nün askerler tarafından ya da sonradan öğrendiğimiz şekliyle askerimizin kıyafetini giymiş o hainler tarafından kapatıldığını gördük. Ve o an bir şeylerin ters gittiğini anladık. Dışarıya doğru çıktığımız esnada o anda tüm yollar kapatılmaya başlandı ve o zamanki polisler yolu kapatarak bize dedi ki darbe oluyor. Artık herkesin eve gitmesi gerekiyor. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi dediler. Yine anlam veremedik. Cumhurbaşkanımızın ve başbakanımızın bize karşı bir çağrıları oldu. Bizi meydanlara davet ettiler. Milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu. Evden ya Allah, Bismillah diyerek bizler Vatan Caddesi'ne doğru meydanlara çıktık. Tabii o an meydanlara çıkarken tüm insanlar bambaşka bir ruh hali içerisindeydi. Bu yaşanan olaylara hiç kimse aslında öngörmediği için anlam da veremiyordu. O anlar bambaşkaydı. Vatan Caddesi'ne her bölgeden, her sokaktan, her caddeden oluk oluk insanların aktığını hatırlıyorum. Yaşlı, genç, kadın, erkek, çoluk, çocuk, her kesimden, her insan, evde ellerinde bayrakları olanlar, bayraklarıyla birlikte çocuklarını almışlar. Herkes meydanlara doğru resmen oluk oluk akıyordu. Havadan o jetler alçak uçuş yapıyor, sonuç patlamalar gerçekleşiyor, silah sesleri geliyor ve gerinizde havalimanına doğru ilerleyen tankları görüyorsunuz. Resmen bir savaş alanının içerisinde, bir savaşın ortasında hissediyorsunuz kendinizi. Ve biz de öyle hissediyorduk. Vatanımı koruma aşkıyla en önde böyle koştuğumu hatırlıyorum. O barikatları aşarak yolun karşısına geçtim. Hepimizin o gece merak ettiği şu soruyu sordum. Bize neden ateş ediyorsunuz? Sizler bizim askerimizsiniz. Biz size ne yaptık? İşte o anda, tam da o anda ateş etmeye başladılar. Ve benim sol bacağımdan G3 kurşununun girdiğini ve aynı şekilde sağ bacağıma da girerek iki ayağımı birden paramparça ettiğini, bacaklarım beni kaldırmadığı an anladım ve yere doğru yığıldım. Ayaklarımdan kanlar akıyordu oluk oluk ve kafamı tam olarak geriye doğru çevirdiğimde arkamda yatan arkadaşlarımı gördüm. Oradaki abileri gördüm. Benim en yakınımda bir abi vardı, beyaz gömlekli, hiç unutmuyorum. Ben o anda annem bana diyor ki, oğlum İsmet, vurulduğunda ne hissettin? Kimi düşündün? Anne, ben ona şöyle söylüyorum. Anne, kusura bakma. Vallahi sen, ben ne seni düşündüm, ne babamı düşündüm, ne de kardeşlerimi düşündüm. Ben vurulduğum an iki şeyi düşündüm. Bir, ben vurulduğum an vatanımı düşündüm. İki, ben şehit olur muyum, olamaz mıyım onu düşündüm anne. Ben sizi düşünmedim. Ben o gece vatanımı düşündüm. 15 Temmuz şehit olmak için çok güzel bir geceydi. Selam olsun o şehitlere. Selam olsun o şehitleri yetiştiren annelere, babalara.
bizler 15 Temmuz gecesi gördük ki aslında gençlik olarak, ülkenin gençliği olarak bir ve beraber olduğumuz zaman, bu bilinçli olduğumuz zaman, o meydanlara çıkan gençleri, ellerinde bayrakları olan gençleri gördüğümüz zaman daha da umutlandık. Geleceğe daha da umutlu bir şekilde bakmaya başladık ve inanıyoruz ki biz bu gençliğimizle, bu bizim cesur gençlerimizle, bu bizim vatanını büyük bir aşkla, canı uğruna seven gençlerimizle birlikte olduğumuz sürece ve bu şekilde devam ettiğimiz sürece bizim sırtımız yere gelmeyecektir. Hiçbir hainlik bu ülkeyi yere diz çöktüremeyecektir.